Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Sevgili izleyenlerim, nasılsınız? Bugün yine bir günlük vlog videosu çekeceğim inşallah. Bu güzelim kahvaltıyla açılış yapmak istedim. Şöyle sabah uyuyordum. Sonra zil sesiyle uyandım. Arkadaşım sürpriz yapmış. Ve şimdi bu kahvaltıyı onunla birlikte hazırladık. Birlikte kahvaltı yapacağız inşallah. Yani gurbette böyle sürpriz birilerinin gelmesi, kapının çalınması, bunlar çok güzel duygular. Yani bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor ve çok mutlu oldum. Öyle, bugünkü kahvaltıyı arkadaşımla birlikte yapacağım şimdi. Yer sofrası hazırladık beraber. Keyifli bir kahvaltı ve muhabbetten sonra arkadaşım gitti. Ben de bir süslülere bakayım dedim. Sultan, ne oldu? Gel. Ne oldu? Ne istiyorsun? Ne oldu? Sizi içeri koyayım mı? Biraz da şu büyükleri çıkarayım. He? Yeter değil mi? Siz durdunuz. Bu var. Bir de işte burada bir sultan tavuğumuz daha var. Sultan! Sultan! Süslü! Sen ne yapıyorsun? Süslü! Bunlar da bir alışsa bize konuşmaya. Yani evcil hayvanlar da, bir tek işte sultan alıştı. Bu konuşuyor. Hem de hiç susmuyor. Süslü! Diğer süslü! Nereye? Bak, dün tuttum, yakaladım, içeri koydum ya, onun için yine kaçıyor. Bu da öyle. Gel hele. Bak 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 nasıl kaçıyor. Gel hele, gel. Gel gel gel. Prenses. Nasılsın? Prenses. Kaçma kaçma. Prenses. Ama sizi koyacağım içeriye. Prenses. Şimdi bunları tek tek içeri koyayım. Büyükleri çıkarayım. Ya da büyüklerle birlikte kalır mısınız? Ha? Sultan? Sultan, biliyor musun? Seni sevmişler takipçilerim. Sultan. Sultan genelde İşi düştüğünde konuşuyor. Beni şuradan indirin, beni çıkarın. Ne oldu sultan? Bak, ayaklarımın dibinden ayrılmıyor. Şirin ben seni. Ne oldu? He? Ne oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunları çıkaracağım ama buradan çıkaramıyorum. Neden? Korkuyorum. Gri horoz var. O beni sevmiyor. Her seferinde saldırıyor. Şimdi şu folluktan tek tek çıkarayım diyorum. Eşim de diyor folluğa alıştırma. Yani oradan çıkmasınlar. Ben de aslında oradan çıkarmak istemiyorum da. Ya da şurayı açarım. Sonra kaçarım bir anda. Onlar çıkarlar. Şimdi burayı açacaktım ama baktım burada follukta oturan tavuklar var. Eğer burayı açarsam onlar da kalkar. Yumurta yapsınlar, hiç ellemeyeyim. Öyle işte. Ne haber? Şimdi burada 3 tane horoz var. Bir gri horoz, bir şu kahverengi horoz. Şu ortada belli. Bir de I am Gemini var. Kahverengi ile gri horozu zaten civcivken almıştım. Şu ortadaki. Hey. Sultan. Sultan, canım mı sıkıldı? Ayaklarıma kadar geldi. Diğerleri de birazcık bize alışsalar artık. Kaçıyorlar. Sultan, sen de mi geldin? Sultan, ben bu yanımda. İyi bakalım, siz biraz daha dışarıda durun. Siz de bakalım, biraz daha vakit ilerlesin. Ne yapayım sultan? Ne istiyorsun? Peşime dolanıyorsun da ne istiyorsun sultan? Canım mı sıkılıyor?
Sana arkadaş aldık bak burada. Sultan kendi başına takılmayı seviyor. Ondan sonra düşünün kümese koyduğumuzda bile bunların hepsi birbirine sarılı yatıyor. Bu eğer hava soğuksa onlarla yatıyor ama soğuk değilse kendi başına. Şahsına münhasır. Yer mi seni? Şahsına münhasır. Gel hele. Çok tatlısın sen. Sultan? İki sultan. Aa bak arkadaşının yanına git. Hadi bakalım ben içeri giriyorum. İşlerime bakıyorum. Tamam tamam korkmayın. İçeri koymayacağım şimdi. Kaçmanıza gerek yok. Siz de biraz alışın. Bak nasıl kaçıyor. Süslü. Süslü. İyi misin biraz daha? Süslü. Hiç muhatap olmuyor. Sen kimsin der gibi. Süslü. Dün sana ilaç içirmiştim. Benim. Süslü. Süslü. Bak sen ya işte görüyor musun? Arkasını döndü resmen. Süslü. Süslü. İyi bakalım. Ben içeri geçeyim. Sultan. 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 Böyle hitap ediyorum artık. İsmini benim sesim diye. Biz bir çiftliğe geldik. Süt alacağız. Süt almak için geldik. Ve sırada bir sürü kişi var bakın. Bir sürü araba. Nasıl bir koku. Mayıs kokusu. Sütleri buradan alıyoruz. Zaten daha önce ayrıntılı videosunu çekmiştim. Bakalım yeni bir şeyler gelmiş mi? Soğan var, patates var. Baca, yumurta satılıyor. Allah'ım yarabbim. Bunlar ne yapmış? Bunlar 300 mü ya? Bakar mısınız? Tatlılar. Bir de buranın köpeği var. Ay bunlar hep kahverengi. Siz yeni mi doğdunuz? Önceki geldiğimizde yoktunuz. Ne oldu? Ne oldu? Sen de mi kameraya girmek istiyorsun? Gözlere bak, gözlere. Ne oldu? Gözlere bak. Şu an burada sağlıyor galiba. Evet sağlıyor. Bakın şurada göstereyim size. Burada sağlıyor. Sonra diğer tarafa geçecek. Ay Meryem'in annesi, arkadaşı. Ne yapıyordu? Isırmaz mı? Yani emmiyor. Şuna bak ya. Saçını neredeyse şey yapacak, yalayacak.
Allah'ım şuna ya, bu nasıl bir ses? Bakar mısınız? Ay ben hayatta öyle bir şey yapamam, elimi ısırır diye. Buna bak, buna bak, bu diyor ki bana yok mu? Ay şaka gibi. Ya şaka gibi deyince nasıl baktı bir anda? Sen, ya sen? Çıkar çıkar bir de diğerine yap. Köpek mi? Hayır hayır. Ya bunlar yavru oldukları için böyleler. Bildiğin ne? Şey acaba bunlara süt? Allah seni ne yapma ya, nasıl korktum. Şey yeni köpek almışlar. Sarı, siyah, sarı. Onun sesi, evet. Şöyle bugünkü akşam yemeği menüsünde sizlerle paylaşayım. Tarhana çorbası yaptım. Bu şekilde. Daha sonra bulgur pilavı ve tavuk suyuyla yaptım. Daha önce buzluğa atmıştım dondurucuya. Oradan çıkardım. Şimdi suyu çekilmek üzere. Ve daha sonra İzmir köfte yaptım. Bu şekilde eşime bugün kıyak geçmiş oldum. İzmir köfte, İzmir'in tarhana çorbası. Bir de cacık hazırladım. Bol naneli bir cacık oldu. Öyle benim akşam yemeği menüm bu şekilde. Şimdi aldığımız sütü kaynatacağım. Fakat kaynatmadan önce şunu diyeyim. Yani tencereye bazen sütler yapışıyor ya altına. Dolayısıyla böyle bir yıkadım. Yok denecek kadar böyle hafif su var gibi. O zaman bu şekilde olduğu zaman Allah'ın izniyle yapışmıyor. Süzme aleti almıştım internetten. Bu benim çok işime yarıyor. Bununla sütlerimi süzüyorum. Evet, ben tutuyorum. Şimdi başlıyoruz. Yavaş yavaş. Tamam. Yok yok, biraz daha. Neyse. Okey. Okey. Şimdi bir tanesini de buna süzelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu süt kaynadıktan sonra bir gün buzdolabında bekletince hakikaten çok fazla kaymak çıkıyor. Ama bugün ben yoğurt yapacağım hemen inşallah. Tamam. Taşmaması için de iki tane kaşık koydum. Bu şekilde. Buna da koydum. Yalnız şöyle bir şey. Kaşıklar böyle değil. Böyle olması gerekiyor. Bunun mantığı da şu şekilde. Hani süt kaynıyor ya, kaynadıktan sonra kabarcıklar oluşuyor. Ve daha sonra kabarcıklar buraya değiyor, patlıyor ve işte şey yapıyor yani. Dökülmüyor, yani taşmıyor. Öyle yani, biz hep böyle yapıyoruz. Sütümüzün kaynamasına az kaldı. Ha gayret, kaynadı, kaynayacak inşallah. Şimdi daha sonra bu şişelere dolduracağım. Ben şişede mayalıyorum. Güzel oluyor. Kapağını da kapatıyorum. Öyle. Hadi bakalım. Şişelerim de hazır. Şimdi şu kadar da kaymak çıkardım. Kaç litre sütte? Bilmiyorum ki kaç litre süt vardı ama şöyle bir şey. 10 litre süt. 10 litre süt vardı. Hı hı. Yalnız 10 litre süt ama şöyle bir şey var. Sütten bu çıktı ama yalnız şöyle bir durum var. Ben hemen anında aldım. Yani şu kadar falan oldu. Ben hemen anında aldım. Yani eğer bunu ben sabaha kadar bekleseydim, yani bundan 4-5 tane çıkıyor, öyle söyleyeyim. Sabaha kadar bekletmeye kalksak fazla çıkıyor. Neyse. Tabii hemen bir gün bekleyince daha çok çıkıyor. Evet, hatırlıyor musun? Bundan 4-5 tane evet, çıkarmıştık. Tamam, şimdi asıl konumuza gelelim. Şuradan bir tane kaşık almam gerekiyor. Benim bir saniye. Şuradan. Bir saniye.
Şimdi şöyle bir salep. Salep yapmak istedi canımız. Ne zamandır da içmiyoruz. Şimdi bu salebi Türkiye'den getirmiştik. Saf salep. Saf salep ve kullanılışı... Aa, bunu niye açamadım? Açamam tabii. Burayı yırtmam lazım. Şimdi bu aldığımız paketin üstünde de şey yazıyordu. Saf salep olduğu için. Yani düşün, 1 litreye 1 tatlı kaşığı deniliyordu. 1 litre 1 tatlı kaşığı. O kadar az yani. Ben o kadar az kullanacağını sanmamıştım. Saf salep olduğundan kaynaklı galiba. O zaman şey yapalım. Şimdi 2 bardağı ne kadar katalım? Şu kadar yeterli mi? Her bir bardağı. Fazla mı bu? Hı hı, fazla. Fazla mı? Tabii. Saf çünkü. O zaman şu kadar. Okey. Evet. Bir tane birine, bir tane de birine bu kadar. Tamam. Ben bayağı tatlı kaşığı kaçacaktım ama bir de baktım orada şey yazıyordu. Gerçekten dediği gibi mi olacak bakalım. Yani şöyle bir tarçın da göndermişler. Tarçın da katarız. Şimdi sütümüze katalım. Oh, mis gibi. Salebimiz saf. Sütümüz de köy sütü gibi. Doğal. Aa, ne olsun yani. Hepsi şükürlük değil mi? Bu kimin olsun? Bu benim bardağı. Tamam, yeterli. Karıştırırız. Şeyde, o şeker de demiş katın. Biz şekerse kullanmıyoruz ama. Yok, şeker kullanmayacağız. Çünkü biz şeker kullanmıyoruz. Biz bunu nasıl çiziyor ya? Evdeki tarçını kullansaydım. Tabii tabii, onu kullan. Hangisi? Yok mu toz? Var da ne bileyim. Şu an bu böyleydi. Tamam, çok. Heh, yeterli. Yeter bence. Ben tarçını seviyorum ya. Tarçın güzel sen oluyor. Sen kendin mi? Tamam, okey. Şimdi bu da senin bardağın. Yani eğer öyle dediği kadar, o kadar az miktarı oluyorsa demek ki o yüzden pahalı. Değil mi? Evet, evet. Yani o kadar azıcık bile iş görüyorsa süper. Göreceğiz şimdi. Göreceğiz. Hadi bakalım. Benimki az mı oldu? Biraz daha şey süt katayım. Vallahi böyle bugün biraz yoğun geçti. Şimdi karıştıralım. Tadını bak bakalım nasıl. Bir seninkini de bir karıştıralım bakalım. Aslında ben normal salepte daha fazla katıyorum ama burada tarifte öyle diyor. Kağıt göndermişler. Onlara uyalım dedik. Saf salep olduğu için öyle. Ama işte şeker katmadık ama biz zaten şeker kullanmıyoruz. Şimdi bakıyorum tadına, merak ettim hakikaten. Şey tadı geldi. Salep. Evet. Yeterli mi? Ama bence biraz daha katılsa daha iyi olur. Tamam, biraz daha katı o biraz zaman. Biraz daha katalım. Ama dışarıdaki saleplerden biraz farklı gibi, biliyor musun? Öyle mi? Hı-hı. Ama öyle katarsan çok olur. İyi, tamam o zaman. Şuradan şey kaşığı alayım. Yani şey, biraz tat... Mesela dışarıdaki saleplere ben hiç şeker katmıyorum. Çünkü içinde şeker oluyor zaten. Bayağı koyduğum gibi sanki. Ama bunda böyle şeker yok ya, biraz farklı gibi. Şeker katısı daha iyi olur ama ben istemiyorum. Ben şekere biraz veda ettim. Ama neredeyse bir tatlı kaşığı kattın şu an her birine. Bonkörlük yaptım. Senin için. Öyle mi? Tamam.
olsun bu kadar. İnşallah bu sefer güzeldir. Sevgili takipçilerim, biz işte bu şekilde bu akşam böyle salep içelim dedik, çay içmedik. Bugünkü vlog videomu da artık burada sonlandırıyorum. İnşallah keyifle izlersiniz. YouTube kanalımdaki istatistiklere bakıyorum. İşte beni izleyen ülkelere bakıyorum. Bunların arasında Türkiye birinci sırada, Almanya 2 oluyor genelde, Belçika 3. Sonra Azerbaycan'dan da her izleme, yani her istatistiğe baktığımda Azerbaycan'ı da mutlaka görüyorum. Özbekistan, Azerbaycan'dan. Yani beni izleyen herkese ve tüm ülkelerde izleyen herkese sevgilerimi yolluyorum. İyi ki varsınız. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah hep huzurla kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.